Batılda yüzüyorlar. Kendilerine bir şey yaptı zannediyorlar. Mesela Vatikan'ın geçen bir açıklaması da vardı. Biontech aşısında düşük yapılan çocukların hücrelerinin kullanıldığı, değil evet. mi? Bir haber var. Bu haberi içeriden birisi sızdırdı diye söylüyorlar. Tam net bir şekilde yayınlanmasa da haber. Vatikan'ın çıkıp da işte çocuk hücrelerinden yararlanılarak oluşturulan aşıyı olmakta dinimizce bir sakınca yoktur demesi böyle bir şeyin olduğunun açık göstergesidir. Bir çocuğun hücrelerinin alınıp da kullanılmasında bir sıkıntı yok demesi Vatikan'ın. Vatikan'ın da dinle alakası olmayıp siyasete göre hüküm verdiğinin aleni işaretidir evet, yani. Evet. Biz bu insanları yönetirken para nereden gelecekse, nasıl gelecekse ona göre bakarız, ona göre fetvayı çıkarırız deyip fetva verdikleri durum. Zaten Eskiden bu yana hep öyleydi. Yahudi alimleri de, Hristiyan alimleri de Allahu Teala onları anlatırken ayet-i kerimede "Yeşterûne bi llahi temenen kaliilen Az bir dünyalık karşılık için Allah'ın ayetlerini satıyorlar diye. Ehli kitabın alimlerini Allahu Teala hep böyle ifade etti. Yani demek ki onları yoldan çıkartan hep ne oldu? Dünyalıklar. Dünyalık eline gelecek nimet, para, şu bu hep bunun için fetva verdiler kafalarına göre. Bunun için kitaptan dışarıya çıktılar ve kitabı bozdular. İşin gidişatına göre yol tabii, verdi. Tabii evet. nasıl istiyorsa. Bugün Ümmeti Muhammed'in içinde de var bu tipler ki biz onlar Ümmeti Muhammed'in Yahudileri diyoruz yani. Kitaba göre değil de paranın geleceği yöne göre fetva vermek bu Yahudi ve Hristiyan uzuk alimlerinin ahlakıdır. Ayet-i kerimelerde allah Teala hep anlatır yani. Celle Celaluhu. Onun için bir doğruyu anlatacaksan kardeşim bunu Allah ve Resulü nasıl söylüyorsa öyle anlatmak lazım. Bu noktada yürüyen adamın kalbi Allah'ladır zaten. Allah heybet giydirir, gözünde korku olmaz zaten. Söyler, yürür. İsteyen kabul eder, isteyen etmez. Bu böyledir. Ama bakıyoruz çoğu hocalarımız acaba cemaat ne diyecek? Ben söylersem cemaatin yarısı alkışlamayacak mı? Bana sert mi bakacak? Böyle hareket ediyorsan Sonra sende de bakacak. biraz işte var Yahudilik, var biraz evet. Hristiyanlık yani. Maalesef. Hazreti Ömer gibi yürümek lazım yolda. Hazreti Ömer bir şey söylediği zaman sahabe-i kiramın titrerdiler yani. Hatta biz onu öyle kolluyorlardı onu da. <laughs> Sinirlendiği zaman diyor Hazreti Ömer tüyleri şeyin <laughs> üstüne çıkarmış. <gülüyor> Oradan <gülüyor> her şeyi söyleyemezlermiş yani. Heybet böyle bir şey.